TVM ekranlarından mutlu sağlıklı günler efendim. Her şeyin başı sağlık programıyla bugünlük de sizlerle birlikteyiz. Stüdyoda çok değerli bir hocamız bizlerle birlikte. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Ayhan Dinçkan bizlerle. Organ Nakli Merkezi Başkanı aynı zamanda kendisi. Hocam çok önemli bir noktaya değineceğiz aslında. Türkiye'de belki de yeni yeni bilinçlendiğimiz ya da bilinçlendirmeye çalıştığımız bir nokta. Organ nakli, organ bağışı konusunda. Birçok insanın aslında bu konuda müzdarip olduğu ama ulaşamadığı bir konu bu. Öncelikle organ bağışı, organ nakli nedir hocam? Böyle bir genel bir başlık açalım ve ardından siz bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi yayınlar diliyorum. Şimdi çok haklısınız. Organ nakli konusu tıp alanında oldukça yeni bir konu. 1950'lerde ilk böbrek nakliyle birlikte son 20-30 yıl içerisinde tıp gündemine oldukça güçlü vurgularla gündeme gelen bir konu. Şimdi organ bağışı, tabii ilk bu işin primer adımı organ bağışı, organ nakliyle beraber birlikte gündeme geliyor. Şimdi organ nakli nedir diye başlarsak esasında, organ nakli esasında vücudumuzda görevini yapamayan organların ve dokuların yerine sağlıklı bireylerden alınan organ ve dokuların nakledilmesi olayı. En basit tabiriyle. Tabii organ nakli deyince halkımızın ilk aklına gelen organ da tabii ki böbrek nakli oluyor. Bu da kronik böbrek hastalığında yaptığımız bir uygulama. Şimdi çok fazla hasta var bekleyen. Özellikle böbrek açısından rakamlar verecek olursak, ki bizler Sağlık Bakanlığı'nın bilimsel komisyonlarında da görevliyiz. Türkiye'de yaklaşık 70 bine yakın diyalize giren hasta var. Organ nakli bekleyen hasta sayısı kaç dersek 23 bin civarında. Yani birçok insan esasında organ bekleme listelerinde kayıtlı bile değil. Bu 23 bin insan organ bekliyor. Kimlerden bekliyor? Tabii bağışlar olsun ki nakil olsun. Bağışlar ülkemizde az, birazdan bu konuları detaylandırırız, açarız da. Bağışlar az olduğu için bizler canlı vericili nakillere kaymak zorunda kalıyoruz. Kendi akrabalarından nakiller yapmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla organ bağışı, vücutta görevini yapamayan organların yerine sağlıklı bireylerden alınan organların nakledilmesi olayı ve bu alanda da iki tane kaynağımız var. Bunlar kadavra dediğimiz yoğun bakım şartlarında beyin ölümü gerçekleşmiş bireylerden alınan organların nakledilmesi olayı. İkincisi de bunların yeterli olmadığında canlı bireylerden, canlı akraba vericilerden yapılan organ nakilleri diyebiliriz kabaca. Hocam Türkiye'de tam olarak ne zaman başladı organ nakli, organ bağışı ya da aktif olarak mı diyelim buna Türkiye'de artık tam anlamıyla ya da bilinçlenmeye başladığımız yıllar ne zamandı başladıktan sonra bağıştan? Evet, çok güzel bir soru. Türkiye'de esasında ilk organ nakli aktivitesi 1968'de. Hiç yasa yok, kural yok. Bir takım aktiviteler olmuş ama başarısızlıkla sonuçlanmış. Tabii dünya ile paralel ilerliyor bu süreç. Dünyada ilk başarılı organ nakli, böbrek nakli 1954. 1968'deki bu denemelerden sonra Türkiye'de ilk başarılı nakil 1975 yılında. Mehmet Haberal hocamız, organ nakli deyince zaten bir tek onun ismi, ilk planda onun ismi akla geliyor. Onun ilk başarılı nakillerinin peşinden artık ülkemizdeki mevzuat, hani organ nakli kanunu yazılıyor, kadavra beyin ölümü kriterleri gündeme geliyor ki bunlar 1979'lardan sonra ülkede yerleşmeye başlıyor. Haklısınız, bunun bir rutin tedavi, artık böyle herkesin hizmetine sunulan bir tedavi olma zamanları ise 1980'lerin sonundan itibaren günümüze kadar diyebiliriz. 2008 yılına kadar kadavradan organ bağışı olduğu zaman hangi hastanede organ bağışı varsa organlar o hastanenin kendi kuralları içerisinde hangi hastaya takılacağı vesaire, bunlar konuşuluyordu ve bu şekilde yapılıyordu. Fakat 2008 yılından sonra ülkemizde yeni bir düzenlemeyle merkezi bir ERK, yani Sağlık Bakanlığı bu konuda doku ve organ nakli merkezini kurdular. Ve o tarihten itibaren ülkenin neresinde organ bağışı yapılırsa yapılsın, organlar bir kamu malı niteliğinde Sağlık Bakanlığı'nın kullanımına sunuluyor.
Sağlık Bakanlığı her türlü organizasyonu. Hangi organ nerede çıkmışsa bir kere bunun farkına varıyor. Sonra bekleme listeleri, her organ nakli yapan merkezin kendi bekleme listeleri oluşturuluyor ve Sağlık Bakanlığı bu belli kurallar çerçevesinde, istersek bunları da detaylandırabiliriz, hangi organın hangi merkezde hangi kişiye takılacağı belli kurallar çerçevesinde tek bir merkezi ERK tarafından yönetilerek 2008'den beri günümüze kadar bu şekilde ilerliyor. Peki Türkiye'de nasıl bir durumdayız hocam? Hem hastalar açısından diyelim, halk arasında organ bağışı artık aktif bir şekilde veriliyor mu? Daha mı yoğunlaştı? Hemen hemen kaç kişiden kaçı organ bağışında bulunuyor? Ya da insan başına geldiğinde mi durumun farkına varıyor diye soralım. Aynen öyle. Aynı kan bağışında olduğu gibi organ bağışında da maalesef insanımız kendi başına geldiğinde benim hastam acil organ bulalım paniğiyle karşımıza geliyor. Esasında organ bağışı dediğimizde aklımıza gelen tek bir konu var. Bu kadavra ya da beyin ölümü denilen yoğun bakım şartlarında hayatını kaybetmiş insanlardan alınan organlardır. Canlıdan bağışlar farklı bir konudur. Eğer konumuz organ bağışı yani kadavra sisteminden elde edilen organ bağışlarını konuşacak olursak, ülkemiz bu konuda gelişmiş ülkelerin biraz gerisinde. Gerisinde ama bu 2008'deki yeni yapılanmayla birlikte bakanlık bunları da kontrol altına alıp eğitimleri hızlandırdılar. Şimdi bunlardan bir tanesi sağlık kurumlarında beyin ölümüne gidecek olan vericilerin tespiti ve bunların bakımı, yani aile izinlerine olana kadar sürecin yönetilmesiydi. Bununla ilgili ülkemizde çok ciddi atımlar atıldı. Yani yaklaşık beyin ölümü bildirimi 3 ya da 4 kat arttı günümüzde. Şimdi bu beyin ölümü tanısı konuluyor, sonra iş organ nakil koordinatörlerine ve ailelere kalıyor. Organ nakil koordinatörleri bu kadavraları tespit ediyor. Ailelerini karşılarına alıp organ bağışının ne olduğunu anlatıyorlar ve ailelerden organ bağış izni istiyorlar. Yoğun bakım şartlarında bir beyin ölümü gerçekleştiği zaman onun sistemde organlarının kullanılabilmesi için en temel iki şart var. Bunlardan bir tanesi yoğun bakımda beyin cerrahisi ya da nörolog, yoğun bakımcı ya da anestezist imzası ile iki imzada atıldıktan sonra koordinatörlerin ailelere bilgi vermesi neticesinde aileden en az iki kişinin imzası neticesinde bu organlar bağışlanmış kabul ediliyor ve sisteme sunuluyor. Bunlar olmaksızın beyin ölümü gelişse dahil hiçbir insanımızın kılına dahi yoğun bakımda dokunulmaması gerekiyor. Şimdi biraz rakamlar, biraz sıkıcıdır ama rakamlar esasında gerçeği anlatan şeylerdir. Karşılayabiliyor mu taleple verilen bağışlar? Karşılamıyor. Şimdi rakamları verecek olursak karşılamıyor maalesef. Şimdi ülkemizde biraz önce de bahsettiğimiz gibi yoğun bakım şartlarında beyin ölümü tanısı konulma oranımız arttı. Ama bağışlanma oranlarımız artmadı. Biraz önce saydığım süreçlerin bir aşamasında illa sıkıntı oluyor. Rakam verelim. Ülkemizde yıllık 400-500 civarında bir beyin ölümü bağışı var. Yani bu rakamlar istediğimiz rakamlar değil. Şöyle söyleyelim. Dünyada bu milyon nüfus başına bağış rakamıyla nitelendirilir. Milyon nüfus başına gelişmiş ülkelerdeki olması gereken rakam 25'tir. Milyon nüfus başına 25 beyin ölümü tanısı konup organların alınması gerekiyor. Bizim ülkemizde bu oran ne? Milyon nüfus başına 1,5-2'lerden başladık. Şu anda 7-7,2'lere kadar ulaştık. Ama gelişmiş ülkeleri eğer hedefliyorsak, ki ülkemizin vizyonu gittikçe gelişiyor, bu bağışları neredeyse 4 kat daha arttırmamız gerekiyor ki listelerde organ bekleyen hastaların ihtiyacını karşılayalım. Çünkü biz istiyoruz ki, biz bu işin cerrahi kısmını yapıyoruz. Organ bağışı bekleyen hasta sayısı çok fazla ve bu talebi karşılamanın en rasyonel yolu beyin ölümünden elde edilen organların sisteme sunularak kullanılması. Bizler canlı vericileri daha geri planda kullanmak istiyoruz.
Önce sorunu bu şekilde çözmemiz gerekiyor. Bunun için de organ bağış sayısını artırmamız gerekiyor. Tabii bunun için çok başlık var. Yani bu başlı başına bir konu. Hani burada hastane içi yapılanma, Sağlık Bakanlığı'nın politikalarıyla gerçekten çok ilerledi bu konuda. Ama ne kadar beyin ölümü tanısı konulursa konulsun, sıra vatandaşın bir evetine geldiğinde biz o eveti insanımızın ağzından alamıyoruz. Ve konunun ya da sorunun başında sizin söylediğiniz işte vatandaş kendi başına geldiğinde organ bağışı, bu sefer benim hastam acil nerede organ diye biraz şey yapıyor. Bununla ilgili çok güzel bir örnek vereyim. Bizler şimdi kadavra bağışı için hastaları hastanemize davet ediyoruz. Bir böbrek için örnek verirsek 3 tane hasta davet ediyoruz. Hazırlıklar yapıyoruz. İşlerinden listenin en üst sırasını en uygun olanına takıyoruz. Tabii her hasta tek başına gelmiyor. Yanında yakınlarıyla birlikte geliyor. İşte biz bütün hazırlık bittikten sonra kendilerine bir açıklama, bir deklarasyon yapıyoruz. Ben deklarasyonu, hani hangi hastaya takacağımızın deklarasyonunu yapmadan önce kendilerine şu soruyu soruyorum. Hepiniz bir tane böbrek için yakınını getirdiniz. Bu organa talipsiniz. Peki aranızdan refakatçi ya da yakını olarak geldiğiniz kişilerden kaçınız organ nakli bağışında bulundu, organ bağışında bulundu diye sorduğumda maalesef çok azından olumlu cevap alıyorum. İnsanların başları şöyle bir önüne düşüyor. Şimdi yakınına ya da kendisine istemeye geldiğinde herkes talepkar olabiliyor. Ama bağış konusuna gelince tabii bir adım geride duruyoruz. Ama ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Biz hastayı seçtikten sonra arka taraftan herkesin organ bağışına bulunduğunu görüyoruz. Sadece insanımıza bunu anlatmak gerekiyor. Biraz da işte empati yapmaları gerekiyor. En iyi empati de biliyorsunuz yakın ya da kendisinin o duruma düşmesi. Ve sonra diyoruz ki hepiniz organ bağışının toplumda birer elçisiniz. Gittiğiniz her toplulukta organ bağışının ne olduğunu hastanede çok iyi bir örnekle anladığınızı ve bu konuda çalışmanız gerektiğini söylüyoruz kendilerine. Bu şekilde anlaşıyoruz. Hocam peki şöyle soralım. Tabii herkes organ bağışı vermeli ama herkes organ bağışında ya da naklinde bulunabilir mi? Bunda doğru nakil nedir? Nasıl anlaşılabilir? Ya da herkes verebilir ve herkes herkesten alabilir mi? Buradaki doku uyuşmazlığı nedir? Nasıl olur? Tabii bunlar tabii hepsi çok peş peşe sorular oldu. Hepsi ayrı bir bağışlık. Şimdi organ bağışı şöyle. Biz yaşarken organ bağışına bulunabilir miyiz? Tabii ki bulunabiliriz. 18 yaşını geçmiş her birey kendisi organ bağışında bulunabilir. Bağışta bulunuyoruz. Organ bağış kartımızı alıyoruz. Bu organ bağış kartının esasında resmiyette hiçbir geçerliği yok. Bu bir nevi manevi vasiyet. Yani yakınlarınıza ben sağlığımda organ bağışında bulundum. Bu da bunun kanıtı. Allah korusun başınıza bir şey geldiğinde, yoğun bakımda, beyin ölümü gerçekleştiğinizde cebinizden çıkacak bu organ bağış kartının hiçbir geçerliği yok. O sadece ailenize bir vasiyet. Biz organlarınızın kullanılması için mutlaka ve mutlaka aileden iki kişinin imzasını almak zorundayız. Bu şartlı bağış. Şartlı bağış diyorum. Yani izinli bağış. Yani izin almamız gerekiyor. Başka türlü bunun organları kullanılamıyor. Şimdi kimlerin organları bağışlanmalı, hangisi kullanılır? Biz vatandaştan bu tabii çok soru geliyor. Herkes bağışta bulunsun. Herkes bağışta bulunsun. Beyin ölümü gerçekleştiği zaman biz zaten yakınlarınıza soruyoruz. Yakınlarınız izin verirse o organlar kullanılıyor. Tıbbi olarak hangi organlar kullanılacak onun kararını bize bırakın. Hani insanlar geliyor ya benim şekerim var, benim tansiyonum var, ben organ bağışına bulunmalı mıyım? Siz bulunun. Her şekilde bulunun. Bizler çünkü organ çok kıymetli, çok kıymetli. Diyoruz ki en kötü organ en iyi diyalizden ya da en iyi tedaviden daha iyidir. En kötü organ. O yüzden her organı kullanmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili örnekler vereyim. Mesela yeni doğanların 6 aylık bebek bağışlarının organlarını kullandık. Böbrekleri ikisini aynı anda. Tam tersi 94 yaşında beyin ölümü olmuş, organları bağışlanmış kişinin karaciğerlerini naklettik. Sonuçta biz bağış olduğunda bağışı onaylandığında aileler tarafından biz tıbbi sürece geçiyoruz. Bakıyoruz organlar kullanılacak olan var, kullanılmayacak olan var. Biz onların kapasitelerini fonksiyonel olarak ya da anatomik olarak zaten bakıyoruz, inceliyoruz.
Kullanılmayacak olanları TNK dediğimiz tıbbi nedenlerle kontraindike kabul edip zaten kullanmıyoruz. Ama hiç kullanılmayacak dediğimiz bağışlardan kullandığımız organlar da çıkıyor. O yüzden vatandaş kafa yormasın. Bence bağışı organ yapsınlar. Bağışında bulunsunlar. Yasa olarak biz zaten ailelerine soruyoruz. Tıbbi olarak da her organı, her bedeni, her insanı ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Bunun direkt hani basit bir matematiği yok. Herkes bağışta bulunmalı. Hocam evet, çok önemli ve çok güzel bir konunun ayrıntının üzerine çiziyorsunuz ama böbrek yetmezliği nedir ve belirtileri nelerdir? Sonrasında tabii nakil kısmına geçelim, nasıl olduğunu ve hem cerrahi işlemleri hem de süreci anlatalım. Tamam. Şimdi tabii organ bağışı bu kadar değil. Organ bağışı oturup sabahlara kadar konuşuruz. Konuşuyoruz da zaten her türlü platformda. Çözeceğiz inşallah. Umudumuz yüksek. Şimdi tabii bağışlar oldu. Sıra bağışlanan organların takılmasına. Kimlere takacağız? Tabii en çok dünyada ve ülkemizde yapılan nakil böbrek nakli. Biraz önce rakamları verdik. Ülkemizde de 23 bin civarında bir böbrek nakli bekleyen insan var. Peki bunlar ne oluyor da böbrek yetmezliğine giriyor? Bunlar tabii yaş grubuna göre değişiyor. Çocuk yaş grubunda daha çok anatomik nedenlerken yetişkin yaş grubunda eskiden kronik glomerülonefrit dediğimiz hastalıklar iken günümüzde artık hipertansiyon ve şekerin ön plana çıktığını ve kronik böbrek yetmezliğine götüren en önemli kronik hastalıklar olduğunu biliyoruz. Şimdi bizler böbrek naklini böbrek yetmezliğinde yapıyoruz. Ama akut yetmezliklerdedir. İlla kronik böbrek yetmezliği olması gerekiyor. Kronik böbrek yetmezliğine götüren hastalıklar biraz önce saydığımız hastalıklar. Ama kronik böbrek yetmezliği ya da daha güncel tabirle kronik böbrek hastalığı bir son dönem organ yetmezliği. Artık hasta böbreklerini kaybettiği kesinleşmiş. Bir böbrek replasman tedavisi dediğimiz diyaliz ya da diyalize girmeden nakil gündeme geldiğinde böbrek nakli yapmayı planladığımız hasta grubu bunlar. Peki kimlere yapılabilir hocam? Burada da bir kıyaslama var mıdır? Bunda da ya da herkese yapılabilir mi? Tabii ki herkese yapılabilir. Bunda da önemli olan şey herkese yapılabilir derken tabii tıbbi kriterler var. Şimdi çocukluk çağında yapılabilir. Eskiden mesela çocuklarda bir 10 kilo sınırı vardı. İlla çocuk mesela kronik böbrek hastası ya da doğuştan böbrek hastası 10 kiloya erişsin diye beklerdik. Ama günümüzde biz artık 5 kilo 6 kilo çocuklara nakil yapabiliyoruz. Teknoloji ve bu işin anatomisi anlaşıldı. Yönetimi daha iyi yapılabiliyor. O sıra şey düştü, sınır düştü. Üst yaş grubunda nedir şey derseniz, belli bir rakamı yok. Orada da biz hastaların genel durumu, yani böbreği alacak kişinin genel durumuna bakıyoruz. Öncelikle kalp akciğer sisteminin çok sağlıklı olması gerekiyor. Beklenen yaşam süresinin bir kere uzun olması gerekiyor. Yani başka sebeplerden dolayı 1-2 yıl beklenen yaşam süresi olan insanları tabii nakil yapmıyoruz. Organlar kıymetli. Hı hı. Ama uzun yaşam süresi bekliyorsak, ciddi kronik başka sağlık sorunları yoksa o insanlar tabii böbrek nakline aday. Hı hı. Herkesi değerlendiriyoruz. Böbrek yetmezliği tedavi edilebilir mi hocam? Hem cerrahi tedavi yöntemleri var mıdır ya da medikal tedavi yöntemleri var mıdır nakile gitmeden önceki aşamada? Tabii şimdi bu soruyu şöyle cevaplamak lazım. Böbrek yetmezliği dediğinizde böbrek yetmezliği de bir takım evrelere ayrılmış durumda. 5 evre böbrek yetmezliği var. Şimdi bunlardan evre 1 böbrek yetmezliği ya da son döneme gelene kadar birçok evrede tabii ki konunun ilgili uzmanları nefroloji uzmanları. Nefroloji uzmanları kronik böbrek yetmezliğinin bu son evresine gelmeden önceki aşamalarda böbrekleri bozan sebep her neyse, tansiyonsa, şekerse ya da başka sebeplerse bunların tedavilerini yaparak böbreğin hasarlanma süresini birazcık uzatarak tabii ki insanları son döneme gelişini uzatabilirler. Ama eğer konumuz evre 5 ya da son dönem böbrek yetmezliği ise artık burada sadece bu işin tedavisi, kalıcı tedavisi nakil maalesef gündemde. Nakile alternatif tedaviler dediğimiz ya da nakile köprü tedaviler dediğimiz hemodiyaliz ya da peritonidiyalizi. Tabii insanları hayatta tutmak için mecburen uygulanan tedaviler. Ama bunlar sorunun temel tedavisi değil. Sürekli haftada 3 kere diyalize ya da sürekli bir peritonidiyaliz programına alıyorsunuz ve hastayı yaşatabiliyorsunuz. Ama bir böbrek nakli gerçekleştirdiğiniz zaman, başarılı da geçtiği zaman bu hasta tamamen hani hastalık ortamından kurtuluyor. Sadece bu hastaya konfor sağlamıyor. Yaşam süresi, yaşamı, sağ kalımı da arttıran
bir tedavi türü. Yani kısacası kronik böbrek yetmezliğine gelmeden önceki aşamalarda tabii ki belli tedaviler uygulanabilir. Son dönem böbrek yetmezliğine geldiğinde belli rakamsal GFR dediğimiz glomerüler filtrasyon hızının 15'in altına düştüğünde en iyi tedavisinin böbrek nakli olduğunu artık bilim kabul etti. Biz bunu tartışmıyoruz bile. Hı hı. Hani eskiden böbrek nakli mi, diğerleri miydi? Tartışılıyordu avantajları, dezavantajları ama günümüzde artık tartışılmıyor. Hı hı. Hastanın genel durumu müsaitse, evre 5 kronik böbrek hastalığıysa, yapılabiliyorsa, organ varsa, kaynak varsa tabii ki böbrek nakli. Böbrek nakli sürecine geçildi hocam ama o süreç nasıl başlar ve nasıl devam eder? Yani yetmezlikten sonra artık karar verildi. Evet, Nakil karar yapılacak hastaya ondan sonraki süreç nasıl gider? Evet, ondan sonra zaten hastalarımızı bu aşamaya kadar nefroloji uzmanları takip ediyor. Zaten biraz araştıran, biraz sorgulayan hastalar zaten böbrek nakli ile ilgili yavaş yavaş böyle bir medyadan ya da bu işin yani diyalize girdikleri için oradaki diğer arkadaşlarından bunun şeylerini almaya başlıyorlar. Bilgilerini almaya başlıyorlar. Bize esasında hazır bilgiyle geliyorlar. Tabii kronik böbrek hastalığı evre 5'e geldiği zaman nakil geliyor hastalar ve onlara biz bilgi veriyoruz. Nakil olmanız gerekiyor. Peki hocam kimden? İşte kadavra listesine, bekleme listesine alınacağını söylüyoruz belli bir tıbbi hazırlıktan sonra. Tabii sonra hastaya şu bilgiyi veriyoruz. Böbrek bekleme listesinde 23 bin bekleyen var. Yılda 400 kişi en fazla böbrek nakli olan var. Tabii bu hani arz talebi karşılamıyor. Canlı vericiniz varsa hiç beklemeden nakil olabilirsiniz diye bilgi veriyoruz hastalara. Ve hasta tabii kendi ailesinde ya da o an birlikte geldiği kişilerle hemen tartışma derken hani ne yapalım ne edelim mi konuşmaya başlıyorlar ve birinci derecede yakınlarda çoğunlukla uyuyor mu? Birinci derece değil, dördüncü derece akrabaya kadar. Bu işin tabii tıbbi meselesini konuşuyoruz. Bir de bu işin yasal tarafı var. Bir alan, bir veren olduğu için belli kurallarımız var. Dördüncü derece akrabaya kadar organlarını insanlar yakınlarına bağışlayabiliyorlar. Canlı vericisi ile birlikte gelen insanlarda aradığımız ilk şart önce kan grubu uyumu. Kan grubu uyumunda da şunu hani ben halkımıza söylemek isterim. RH uyumu dediğimiz uyumun organ nakillerinde hiçbir önemi yok. RH uyumu kan verirken önemli. Organ bağışlarında majör kan grubu dediğimiz A ise A'ya, B ise B'ye veriliyor. Sıfır genel verici, yani vericisi sıfır olanın alıcısının kan grubunun önemi yok. Alıcı eğer kan grubu AB ise bu sefer genel alıcı mantığıyla vericisinin kan grubu önemli olmaksızın verici adaylarını biz tıbbi incelemeye alıyoruz. Peki verici olmanın zararları var mıdır? Şimdi oradan tabii canlı birinden söz ediyoruz ve onda da bir tane böbrek kalacak. Hani bunun iki böbrek taşımanın yararları neler, tek böbrek taşımanın zararları neler? Böyle bir zarar yarar kıyaslaması olabilir mi? Ya çok güzel bir soru. Çünkü herkesin kafasındaki en büyük soru bu. Hani organını verme yarım insan olursun. Bununla ilgili şunu söyleyeyim. Bakın dünyada ilk yapılan böbrek nakli 1954'te tek yumurta ikizinden yapıldı. İnanın çok yakın dönemde alıcı da verici de hayatını kaybetti. O günden bugüne binlerce nakiller yapıldı. Vericiler tabii hepsi şu anda kontrol altında ve bilgi birikimi gittikçe artıyor. Şimdi biz vericiyim diye bir adım öne çıkan insanları tabii tıbbi incelemeye alıyoruz. Böbreklerinin bir fonksiyonel süzmesine bakıyoruz. Bir de anatomik değerlendirmesini yapıyoruz. Bize 10 kişi böbreklerini vermek için değerlendirmeye aldığımızda bunların 9 tanesini uygun buluyoruz. Bir tanesini uygun bulmuyoruz. Bir şekilde eliyoruz. İki tarafta taş çıkıyor vesaire, tansiyon çıkıyor, medikal sorun çıkıyor, anatomik çıkıyor, çıkıyor da çıkıyor. Ama diğer 9 tanesini biz böbrek vericisi olarak uygun buluyoruz. Şimdi insanlar hemen şu soruyu soruyor. Hani organı verince işte sağlığımda bir etkilenme olacak mı diye herkes tabii endişe duyuyor. Çünkü biz bu değerlendirmeyi yaparken de şu vicdani sorumlulukla yapıyoruz bu işi. Vericiler bizim için alıcılardan daha kıymetli. Alıcılar hasta. Çare arıyorlar nakil olmak için. Ama verici dediğiniz, organ vericisi dediğiniz kişi sapasağlam bir insan. Ve bugün tıp alanında sapasağlam bir insanın ameliyathaneye girip narkoz alıp ameliyat olduğu tek konu organ nakli. Onun dışında ameliyathanede ameliyat olan herkes kendisi tedavi olsun diye
bu riski alıyor. Ama sadece organ vericileri sapasağlam, başkaları tedavi olsun diye. Bizler bu bilinçle onlara hiç riske etmeden, zaten bu süreçten geçenler çok iyi bilir, çok ciddi detaylı incelemelerde bulunuyoruz ve hiçbir risk almıyoruz. Tamamen sağlıklı olduğunu kanıtladıktan sonra organlarını vermelerini zaten tavsiye ediyoruz. Bununla ilgili onlara tabii tıbbi bilgi verirken geçmişten beri organ nakli yapılan hastaların bilgi birikimleri bizde var. Onların bilgilerini kendilerine sunuyoruz. Şimdi siz iki organınız var, iki böbreğiniz var, bir tanesini bağışladınız, tek organa düştünüz. Tek organa düşmenin zararı var mıdır? Çok ciddi zararları yok. Bununla ilgili Amerika'da yapılmış bir çalışma var. Böbreğini veren insanların böbreğini verdikten sonraki ortalama sağ kalımları normal popülasyona göre daha iyi olduğu gözlenmiş. Bununla ilgili yapılmış çalışmalar var. Ve bunun sebebi de çok basit. Siz sağlıklı insanlara genel sağlık kuralları gereği bir takım önerilerde bulunuyorsunuz. İşte tuz kısıtlayın. Yediğinize içtiğinize dikkat edin. Spor yapın, kilo almayın. Hiçbir sağlık sorunu olmayan insanlarda bu önerilerin bazıları, hatta birçoğu, çoğu insanımızda yer etmiyor. Ama bir organını verdikten sonra siz bu önerileri aldığınız zaman hayatınıza şey veriyorsunuz, bir disiplinize ediyorsunuz. Ve bu sizin daha sonraki sağlığınızı gerçekten pozitif etkiliyor. Bununla ilgili yapılmış çalışmalar var. Ha onun dışında sıfır masum bir şey mi? Tabii ki değil. Bir kere ameliyat oluyorsunuz, narkoz alıyorsunuz. Daha sonra böbrek sağlığınız zaten takip ediliyor. Daha ileriki yaşlarınızda böbreklerinizle ilgili yaşayacağınız herhangi bir kronik sağlık sorunu, o an tespit edilen bir şey yok. Yaşayacağınız sağlık sorunları, sizin bedeninizde iki tane böbreğiniz var. Eğer yaşarsanız iki tane değil beş tane de böbreğiniz olsa zaten hepsi etkileniyor. Bunlar sistemik hastalıklar. Tek böbrekli kalmanın dolayısıyla çok ciddi riskleri yok. Açıkçası biz hani tıbben uygun olduğunu herkese söylüyoruz. Tabi buradan da söyleyebilirim. Hani böbreklerinizi vermeyin, yarım insan olursunuz tabiri çok yanlış bir tabir. Kaldı ki ameliyat teknikleri de günümüzde çok gelişti. Eskiden böbrek vericilerin ameliyatlarını konvansiyonel dediğimiz, açık cerrahi dediğimiz, işte bel bölgesinden yapılan 15-20 santimlik insizyonlardan yapıyorduk bu ameliyatları. Ama günümüzde artık bu ameliyat tekniği değişti. Laparoskopik dediğimiz ya da halkımızın kapalı yöntemle dediği, kozmetik dediği ameliyat tekniklerini kullanıyoruz. Ameliyatlar laparoskopik yapılıyor. Sadece böbreğin çıkarılacağı kadar bu 6-7 santimlik bir insizyon, o da tamamen iç çamaşırı çizgisinin içinde kalacak şekilde bir insizyonla organlar çıkarılıyor. Tabii hastalarımıza hem başarılı, güvenli teknik olarak ameliyatların yanında kozmetik ameliyat seçenekleri de sunuyoruz. Yine bununla ilgili yapılmış yurt dışı çalışmaları var. Bu şekilde ameliyatların yapılması donörlere cesaret vermeye başladı. Çünkü açık cerrahi yapılacak bir insan tabii verici olarak korkuyor. Çekiniyorlar ilk başta. Ama açıkladıkça, bilgilendikçe insanlar cesaretleniyor. Hele hele bu tür ameliyatlar laparoskopik ya da kapalı yöntemle yapılmaya başladığında donör olma cesareti daha da artmaya başladı. Peki hocam, şimdi tabii böbrek nakli verildikten sonra hastayı ne gibi şeyler bekliyor? Ya da şöyle de soralım, böbrek yetmezliği genetik midir yoksa yaşamsal faktörler etkiler mi? Çünkü vericilerin de belki en çok kafasını kurcalayan, hazır bu konuya değinmişken, verdikten sonra eğer genetikse acaba bana da gelir mi korkusu olur mu? Böyle bir endişe. Ya zaten genetik oranı ne kadar yani? Yetişkin yaş grubunda genetik hastalık zaten beklemiyoruz. En büyük saydığımız sebepler baştaki sebepler. Zaten o yaş grubuna kadar oluşmamışsa zaten 18 yaşının altında zaten şey yapmıyoruz, canlı verici yapmıyoruz. Yetişkin yaş grubunda yapıyoruz. Çok beklediğimiz şeyler değil bunlar. Dolayısıyla o an zaten söylediğimiz gibi böbreğin fonksiyonel testlerini ya da diğer testlerini tamamen yapıyoruz. En ufak bir protein kaçağı mesela varsa yapmıyoruz. Bunlara dikkat ediyoruz. Bunlara peki, dikkat ediyoruz. Doku uyumu nedir hocam? Nasıl olur? Şimdi doku uyumu nedir? Doku uyumu bizim bedenimizde, genlerimizde kayıtlı şifreler. Nedir bu? HLA dediğimiz ya da MHC dediğimiz doku uygunluk antijenleri. Bunlar bizim bedenimizde, genlerimizde şifrelenmiş ve bir dokunun bizden olup olmadığının kararını verdiğimiz dokular. Vücudumuzda bunlardan 6 tane var. Ve bunların 3 tanesi anneden, 3 tanesi babadan geliyor.
ve biz bunlara nakilden önce bakıyoruz. Canlı nakillerin ilk yapıldığı önceki yıllarda doku uyumunun önemini biz biliyorduk. Doku uyumlu nakiller yapmaya gayret ediyorduk. Ama arz az, talep çok fazla olunca doku uyumunun önemli olmadığı ile ilgili yurt dışı bilgiler çıkmaya başladı ve biz günümüzde canlı vericili nakillerde artık doku uyumuna bakmıyoruz. Çünkü kullandığımız ilaçlar oldukça etkin ilaçlar. Canlı nakillerde doku uyumuna bakmıyoruz. Yani doku uyumu olmadan da nakil yapılabilir mi? Yapılabiliyor. Canlıdan yapılabiliyor. Şimdi bununla ilgili iki şey daha söyleyeyim. Bir tanesi kadavra nakillerinde doku uyumu şart mı? Kadavra uyumunda doku uyumunu şart koşuyoruz. Neden? Onu da şöyle şart koşuyoruz. Şimdi dedik ya, kadavra bağışı bir kamu bağışı. Bir kadavra bağışı olduğunda kime takılsın bu organ? Şimdi en çok hak eden insana takılsın. Belli bir puanlama sistemleri var. Nedir en çok hak eden insan? Bir kere dokusu uysun, hani kadavra bağışı olmuş. Bir kere ona yakın birine takılsın. Doku uyumu olsun diye kadavrada şey yapıyoruz, gözetiyoruz dokunun uyumasını. Bu immünolojik olarak da bize bir miktar fark sağlıyor. Mesela uzun süre diyalize girmiş, nakile daha çok ihtiyaç duyan insanlara takıyoruz. Şey olsun diye. Doku uyumu, hani o yüzden kadavrada şart koşuyoruz. Canlıda dediğimiz gibi sadece kan grubu uyumu yeterli. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Kan grubu uyumu bile olmaksızın dünyada artık nakiller başladı son 10 yılda. Özellikle çok yakın coğrafyada Avrupa ülkelerinden söyleyebiliriz. İşte İsveç'te. Onun dışında mesela Uzak Doğu ülkelerinde, Japonya'da, çünkü onların gelenekleri neticesinde organ bağışına, kadavradan organ bağışına sıcak bakmadıkları için nakiller genellikle çoğu canlıdan yapıldığı için, o da talebi karşılasın diye, kan grubu uyumunu bile göz ardı ederek, tabii bununla ilgili çok özel tedaviler ve maliyeti tedaviler yapmak gerekiyor. Şimdilik daha ülkemizde bunun SGK ödemesini yapmadığı için ülkemizde yapamıyoruz ama geçmişte yapılmış örnekleri var. Belli tedavilerle kan grubu uyumsuz nakiller dahi yapılabilmekte. Hocam SGK peki hem böbrek nakli alıcısına hem de vericisine destek sağlıyor mu? Alıcısına bir banka oluşturuluyor. Oradan yeterli katkı sağlanabiliyor. Ama vericinin sonraki hayatı boyunca örneğin nefroloji uzmanına oldukça sık gideceğini varsayarsak bu muayene ücretlerini dahil olmak üzere karşılıyor mu? Şimdi bu da çok güzel bir soru. Çünkü her şey sonuçta şeye bakıyor, paraya bakıyor. Ülkemiz bu konuda gerçekten çok üst düzeyde. Bir sosyal devlet anlayışıyla çoğu insanımızın SGK kapsamında olduğunu düşünürsek, SGK kapsamındaki her insan, alıcı verici, ister özel sektörde, ister kamu sektöründe olsun, devlet organ nakillerini teşvik etmek amacıyla her türlü masrafını karşılıyor. Özel sektörde mesela nakiller tamamen ücretsiz yapılıyor. Takipler de belli bir süreye kadar artık kendi politikaları gereği yapılabilmekte. Vericilerle ilgili şunu söyleyeyim. Tabii vericiler ameliyat sürecindeki bütün şeylerini tabii alıcı üzerinden, SGK üzerinden yapılıyor ama tabii takipten çıktıktan sonra öyle dediğiniz gibi çok da nefroloji takibine almıyoruz bunları. Yani ilk ameliyattan sonra ilk 6. aydaki takibinden sonra yıllık, 2 yılda bir böbrek testine baktırmasını istiyoruz. Dolayısıyla öyle çok da şeye gerek yok. Sosyal güvencesi hani varmış yokmuş, ona girmeye çok gerek yok. Ama ameliyat sürecini söyleyecek olursak alıcıda vericide tamamen devlet güvencesinde, SGK güvencesinde her türlü hastanede nakillerini yaptırabilmekte aslında. Böbrek nakli ameliyatında yeni teknikler var mıdır hocam ve robotik böbrek nakli nasıl oluyor? Cerrahi yöntemler nelerdir geçmişten günümüze? Tabii biz cerrahlar rahat durmuyoruz. Sürekli insanlara daha iyi şartlarda ameliyat yapmak için kendimizi de zorluyoruz. Tabii biraz önce bahsettik, verici ameliyatları mesela laparoskopik dediğimiz yöntemle, kapalı yöntemlerle yapılıyor. Tabii şimdi buna robotlar eklendi ama kapalı yöntemdeki uygulanan, tabii karın içerisinde bir takım cihazları yerleştirmeniz gerekiyor. Bu cihazları kapalı da yapsanız, robotla da yapsanız zaten aynı cihazları yerleştiriyorsunuz. Yani robotun kullanıldığı, en çok kullanıldığı yer verici ameliyatlarında.
Ama kapalı yönteme göre çok çok fazla bir avantaj sağlamıyor. Alıcı ameliyatlarında robot kullanımı bir klinik deneme aşamasında ülkemiz dışındaki bazı ülkelerde deneniyor. Ama orada tabii biraz daha yol alması gerekiyor. Teknoloji hani organ naklinin neresinde derseniz bizim ameliyata kullandığımız enerji kaynaklarının gelişmesiyle daha çok bizi ilgilendiriyor. Onun dışında verici ameliyatlarındaki kapalı yöntemlerde kullanılan teknikler şu anda en çok hani organ naklinde rutin olarak kullanıldığı, her hasta için kullanıldığı yöntemler diyebiliriz. Robot biraz daha verici ameliyatlarında ve biraz daha hani bir süre daha kullanıldıktan sonra rutine girecek bir tedavi yöntemi. Hocam peki yeni teknikler denendi, ameliyat olundu, nakil yapıldı ama hastanın belli bir süre sonra böbreği reddetme, kabul etmeme gibi bir imkan var mı? Ya da dezavantaj oluşturabilecek bir şey var mı? Yani başarısız böbrek nakli diye bir şey var mıdır? Var. Şimdi bununla ilgili de halkımıza doğru bilgiler verelim. Şimdi böbrek naklinin tabii canlıdan özellikle başarısı oldukça yüksek. Şöyle yüksek. %98, %99 gibi bir başarısı var. Organın çalışma başarısı var. Var ama peki organ kayıpları nasıl yaşanıyor? Özellikle erken dönemde. Sizin söylediğiniz gibi reddetme olaylarıyla. Biz ameliyattan önce yaptığımız bazı testlerle bu reddetme olaylarını biraz öngörmeye çalışıyoruz. Bu hazırlıklardan geçiyor. Zaten burada bir takım riskler varsa biz hastalarımızla bunu paylaşıyoruz. Diyelim ki tertemiz bir immünolojik taraması oldu. Biz organ nakli gerçekleştirdik. Yine de hafif olabiliyor, ağır olabiliyor. 5'te bir hastada %20'ye kadar bir organ reddiyle karşılaşabiliyoruz ama biz bunları basit ilaç ayarlamalarıyla çoğunu kontrol altına alabiliyoruz. Dolayısıyla artık organ reddinden de çok korkmuyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, tabii organlar evladiyelik takılmıyor. Yani belli yaş grubundaki insanlara organlar takılıyor ve biz bunları uzun dönem, yıllara yayılmış tabii geçmişten gelen nakillerin istatistik bilgilerini analiz ederek insanlara doğru bilgiler veriyoruz. Şunu söyleyebilirim. 5 yılın sonunda organ nakili yapılan hastaların 5 yılın sonunda %85'in üzerinde bir böbrek sağ kalımı var. 10 yılın sonunda organ nakli yaptığınız hastalarda organın çalışması, yani böbreğin hala faaliyet göstermesi olayı %70'lerin üzerinde. Oldukça iyi rakamlar bunlar. Çünkü düşünün 10 yılın sonunda nakil yaptığınız insanların %70'den fazlasının organları hala çalışıyor. Peki kaybediyor insanlar niye kaybediyor? Biraz önce söylediğiniz gibi ya vücut çok ciddi reaksiyonlarla organı reddediyor. Rejeksiyon dediğimiz organı kabul etmeme. Ya da organ naklinin kendi risklerinin getirdiği bir takım hastalıkların organda tekrarlaması şey yapabiliyor, organların ömrünü kısaltabiliyor. Ya da hastanın kronik böbrek hastalığına götüren ilk sebep olan hastalık her neyse tekrar harekete geçiyor ve sizin nakil ettiğiniz organı da hasarlayarak o organın da tükenmesine yol açabiliyor. Ya da kullanılan o direnç sürücü ilaçların istenmeyen bir takım yan etkileri var. Onlar şöyle, biz onları kontrol altında tutabiliyoruz, ölçüyoruz, analizlerini yaparak belli bir aralıkta tutuyoruz. Ama bazı insanımız var, kontrollerini aksatıyor, gelmiyor. Kontrol dışı kaldığında o ilaçlara maruz kalınan yan etkiler sebebiyle de organları zarar görebiliyor. Dolayısıyla bu sebeplerle hastaların bir kısmının organları kaybediliyor. Ama çalışan, yani organları çalışan oranına baktığınızda çoğu mutlu mesut işlerine devam ediyor. Organ naklinin avantajı sadece böbrek yetmezliğinden kurtulmak mı? Hayır. İnsanlara hani bu bilgiyi biraz daha açalım. İnsanlara bir kere renal replasman tedavisi dediğimiz diyaliz ve periton diyalizi ne göre organ nakli, başarılı organ nakillerinin uzun dönem sağ kalımları oldukça avantajlı. Böbrek nakli yapmak kronik böbrek hastalığını bir kere ömrü çok iyi uzatıyor. Bu artık hiç tartışılmıyor. İkincisi size konfor sağlıyor. Haftada 3 gün 4 saat diyalize gitmek var. Kendi sosyal programınızı tamamen diyaliz üzerine kurgulamanız var. Bir de başarılı bir organ naklinden sonra hele hele en riskli olan ilk 3 ayı atlattıktan sonra sadece 3 ayda bir, 6 ayda bir, yılda bir gidip kontrol edilip ilacınızı almakla hayatınızı istediğiniz gibi yaşayabiliyorsunuz. Spor yapabilirsiniz.
iş yaşamınıza geri dönebilirsiniz. Tamamen üretken olabilirsiniz. Çoluk çocuk sahibi olabilirsiniz. Tabii belli kontroller ve şeyle doktor kontrolünde olmak gerekiyor. Spor yapabilirsiniz. Aslında her şeyi yapabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Normal hayatına devam edebilirsiniz. Sadece hayat sağ kalımını arttırmıyor, hayat konforunu da arttırıyor. Dolayısıyla faydaları saymakla bitmez. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık yayınımıza katıldığınız için. Sizi tekrar ağırlamak isteriz. Çünkü oldukça önemli bir konu ve geniş kapsamlı bir konu. Aslında konuşacağımız birçok başlıkta daha konu vardı. Ama inşallah ilerleyen programlarda yeniden konuşmak üzere. Küçücük bir şey ekleyebilir Buyurun miyim hocam. Sonunda? Ben hani beni davet ettiğiniz için özellikle size teşekkür ederim. Konuk ettiğiniz beni. Böbrek naklini pankreas naklinden kısacık bir bilgi vererek bitirmek isterim. Evet, buyurun hocam. Şimdi konumuzun başında söyledik, yani böbrek yetmezliğine götüren sebeplerden bir tanesi de şeker hastalığı. Özellikle tip 1 diyabete bağlı şeker hastalığı böbreklerin ömrünü kısaltıyor. Eğer sizin tip 1 diyabete bağlı şeker hastalığınız var ve böbreklerinizde de yetmezlik gelişmiş ise bu hastaların da en iyi tedavisi sadece böbrek nakli değil, böbrekle birlikte aynı zamanda pankreas nakli yöntemi de oldukça başarılı. Şimdi tip 1 diyabette vücudunuzda insülin eksik. Vücudunuza insülin verilmesi gerekiyor. Biz bunu tabii hastalarımız enjektörle kendileri insülin vererek yapıyorlar. Ama böbrek nakli olmuşsunuz. Zaten direnç sürücü ilaç kullanıyorsunuz. Vücudunuza insülin sağlamamız gerekiyor. Biz bunu böbrekle birlikte pankreas nakli de yaparak sizi bu insülin enjeksiyonundan da kurtarabiliyoruz hastalarımızı. Dolayısıyla hani bu konuda hani hastaların bilinçlenmesi gerekiyor. Sadece tip 1 diyabete bağlı olacak ve mutlaka kronik böbrek hastalığı gelişmiş olacak. Sadece tip 1 diyabetlerde pankreas nakli diye bir yöntemimiz de yok. Ben bu bilgiyi hani vererek konuyu kapatmak isterim. Çok teşekkür ederiz hocam. En kısa zamanda yeniden ağırlayacağız diyelim. Tekrar ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Efendim, bugünlük de programımızın sonuna geldik. Güzel ve sağlıklı günler geçirmeniz ümidiyle. Hoşçakalın.